Bildiğiniz gibi 14 Haziran 2018'de Suruç Devlet Hastanesi'nde kameralar önünde, herkesin gözleri önünde bir katliam yaşandı. Ve Şen Yaşar ailesinden 3 yurttaşımız katledildi. Bu katliam sonrasında arada 4 yıl geçmesine rağmen henüz derinlikli, sonuç alıcı bir soruşturma süreci yürütülmedi. Bu süreçte Emine Şen Yaşar anamız ve Ferit Şen Yaşar arkadaşımızın başlatmış olduğu adalet nöbetini saygıyla selamlıyoruz. Ve bu nöbet sonuçlanıncaya kadar, adalet tecelli edene kadar, sorumlular bulunup hesap sorulana kadar ailemizin yanında olacağız. Tabii bugün anlamlı bir gün. Adalet nöbeti devam edecek ama adli yıl yarın tatile girecek. Geride kalan yıl, adli yılda bu soruşturma yürütülmemiş olsa da Eylül ayında başlayacak adli yılda vicdan sahibi bir savcının, hakimin bu soruşturma sürecinin derinlikli ve sonuç alıcı bir şekilde yürütülmesi temennisiyle buradan adalet nöbetini devam edeceğimizi, sonuçlanıncaya kadar yanında olacağımızı belirtiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Adalet nöbetimiz 1,5 yıla girmek üzere. Ortada büyük bir katliam var. Ortada bir insanlık suçu var. Bu insanlık suçunu işleyenler iktidar partisinin bir milletvekili ve yandaşları olduğu için yargı işlemiyor. 4 yıldır dava üzerinde hala gizli kararı var. Hala ortada bir iddianame yok. Yarın adli yıldır bu zulmün altında imzası olan savcılar tahtile gidecek. Ama adalet sağlanana kadar adliye önden ayrılmayacağız. Biz kazanacağız. Biz haklıyız. Haklı olmak bize cesaret veriyor.